Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişmeler var. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve annesi Eylem Tok, Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Türkiye tutuklama talebini Amerika'ya iletti. Öte yandan ehliyetsiz sürücünün babası hakkında da suç duyurusu yapıldı. Baba Bülent Cihan Timur'un olaydan haberinin olmadığı öne sürülüyordu. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatına göre ise ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü ve annesi Eylem Tok onun yardımıyla yurt dışına kaçtı. Önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtikleri belirtildi. Havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Annesi tek başına bu eylemleri gerçekleştirdi diyordu. Ancak bu tamamen beraber karar verilen bir olaydır. Estetik cerrahi uzmanı Cihan Timur hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Kemerburgaz yolundaki kazadan önce gençlerin yarış yaptığı, daha önce de haklarında benzer şikayetler bulunduğu iddia ediliyor. 18 yaşından küçük 10 tane gencin 2 tane lüks araç ile alışkanlık haline getirdikleri Sarıyer-Göktürk yolunda yapmış oldukları yarış sebebiyle ne yazık ki talihsiz bir olay meydana geldi. Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman olay yerine tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım, oldukları siteye götürdüm. Eylem Tok, çocukları aldım gittim dedi. Görgü tanıklarının ise uzun süre çevrede yardım beklendiğini anlattığı ifade edildi. Görgü tanıklarından birisi vefat eden Oğuz Murat ile konuştuğunu, olay yerine gittiğinde halen hayatta olduğunu, yani yaklaşık yarım saat, bir saat boyunca yardım beklediklerini ve kendisi olay yerine gittikten sonra bile rahmetli Oğuz ile konuştuğunu, hayatta tutmaya çalıştığını beyan ediyor. Hukukçulara göre zanlı ve annesi Eylem Tok'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi kolay görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ilkesel olarak çok fazla bizim bu taleplerimizi karşılamıyor. Mesela FETÖ ile ilgili, FETÖ terör örgütü ile ilgili iade taleplerini Türkiye'nin reddetti biliyorsunuz. Mısır'ın iade etme ihtimali Amerika Birleşik Devletleri'nin iade etme ihtimalini mukayese edersek Amerika Birleşik Devletleri'nin iade etme ihtimali ise çok daha az çünkü vatandaşı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Hem diplomatik yollarla hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz dedi. Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Evet. Önce Mısır'a hareket etti. Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken tabii bize geri dönüş yapıldı. Biz Interpol aracılığıyla suçlunun, şüphelilerin iadesini hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Ve ilgili belgeleri gönderdik iade için. Tabii o süreçte Mısır makamları şahısların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıklarını ifade ettiler, geçtiklerini ifade ettiler. Hemen aynı süreci Amerika Birleşik Devletleri ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz.